Kul önüne yatarım. Bu nedir manası? Tasvip etmeyiz. Peki bu Sayın Kılıç'tan son demek. Sözü alayım. Bu tartışmayı noktalamış olayım. Ondan sonra Sayın Yılmaz'a döneyim. Sayın Kılıç son sözü size vermiş olayım. Sayın Bakan'dan bakın, sonra. Bakın ben bu noktada Sayın Bakan'dan farklı düşünüyorum. Hı hı. Bizim burada dile getirmek istediğimiz konu ve söylediğimiz şey çok nettir. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir takım sözcülere çıkıp 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyebilmiş. Hatta bunu hükümet tarafından organize edildiğini iddia edecek kadar da ileri gitmişlerdir. Kaldı ki daha önceki konularla alakalı olarak da dile getirildiği zaman şunu bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu günden itibaren bugüne kadar geldiğimizde birçok badireler atlattı. Bu dönemler içerisinde sıkıntılı dönemlerde oldu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde de birçok yurt dışı ziyaretler oldu. Birçoğunda ben de bulundum. Bu ilk ziyaret değildir bu şekilde organize edilen, yapılan veyahut da söylemleri bu şekilde olan. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde örneğin Avrupa Birliği müzakere başlangıcı tarihi öncesi 17 Aralık 2004'te yapılan ziyarette de Sayın Baykal ve o zaman rahmetli Mesut Yılmaz da hayattaydı. Aynı şekilde o ziyarette evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakanlığı döneminde kendisinin yanında olduklarını, Türkiye'nin evet. gelecek projesiyle alakalı olarak Avrupa Birliği'ni gördüklerini dile getirmişlerdir. Ama peki. ne zaman ki Türkiye ile alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemi hı hı. içerisinde maalesef muhalefet partileri ve sözcüleri tarafından yurt dışında farklı şekildeki söylemler dile getirilmeye başlandığı zaman tabii ki biz de bunlara karşı bir takım cevapları ve eleştirileri doğal olarak dile getiriyoruz ve getireceğiz. Ama yurt dışına benim de komisyon başkanı olarak ziyaret yaptığım zaman biz orada muhalefet partilerinden de olan arkadaşlarımız bu anlamda Türkiye'nin çıkarına ve birliğine, beraberliğine yönelik olacak olan söylemler içerisinde hareket ediyoruz. Fakat peki. Türkiye'ye gelip de daha sonra bunlar üzerinden farklı söylemler içerisine giren kişiler olabiliyor mu? Olabiliyor. Onlar da cevaplarını alacaklar. Yoksa tabii ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyetimizin dünya üzerinde en üst seviyede temsilinin ve en üst şekildeki yansımasının hayata geçmesi için Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere tüm hükümetimiz ve aynı zamanda tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler peki. hem sorumluluk altındayız hem görev altındayız. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Bunu da eklemek isterim. Peki, benim çok söylediğim yalnız ediyorum. Başka bir şeydi. Tamam. Sonra gelirse açıklarım. Tamam Sayın geleceğim. Bakan geleceğim. Yanlış algıladı. Konuyu dağıtmamak için Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin de bugün grup toplantısında açıklamaları oldu efendim. O açıklamalardan da oldukça dikkat çekici başlıklar vardı. İki tanesini bir ekrana taşıyalım Sayın Bahçeli ne dedi. Yine konuşmaya devam edelim. Diyeceğim odur ki CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. CHP tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türkiye'nin de karşısında resmen ve belgeli şekilde konuşlanmıştır. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP ipin teşvikiyle tek bünyede birleşmiş PKK'nın siyasetteki kolonları haline gelmişlerdir. Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından bir kesiti ekrana taşıdık. CHP'nin gizli bir gündeminden söz ediyor Sayın Bahçeli. Hatta bu konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığından MHP kanadından biz bugün gizli gündemi ifşa edeceğiz. Talimat verdim. Herkes öğrenecek açıklaması. Peki nedir bu gizli gündem? Elbette bu merak edildi. Bugün Sayın Yılmaz ne gibi bir çalışma yürütecek partiniz? Nedir bu CHP'nin gizli gündemi? Şimdi CHP'nin gizli gündemi Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği şekilde aslında aşikar. Bunu da çok net olarak paylaşıyor. Öncelikle konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum Sayın Elbacı. Şimdi Sayın Genel Başkanımız uzun süredir CHP'nin, yeni CHP'nin diyelim biz buna, YCHP diyoruz artık. CHP çünkü Türkiye'nin kurucu çizgisinden tamamen uzaklaşmış
ve HDP'nin güdümüne girmiş, adeta ruh ikizi gibi davranan bir konum almıştır. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun kaset komplosuyla başa geldiğinden sonra, CHP'nin başına gelip YCHP'ye çevirdikten sonra almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu uygulamalar, açıklamalar tamamen CHP'nin gizli bir gündemini ortaya koymuştur. Genel Başkanımızın da ifadesi budur. Artık bu gizli gündemi halkımıza, özellikle CHP'nin yüksek oranda oy aldığı yerlerde milletvekili arkadaşlarımızı, bizleri görevlendirerek oralarda gidip bütün insanlarımızı anlatacağız. Biz zaten sürekli sahadayız. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber sürekli geziyoruz. Gezmeye de devam edeceğiz. Bunu da anlatacağız. Şimdi deminki tartışmayı uzatmak istemiyorum ama Sayın Türker'in söyledikleri birçok şeye katılmıyorum. Katılmak da mümkün değil. 15 Temmuz gecesinde ben Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı'ydım. Ve darbe girişimi başladığı andan itibaren Sayın Devlet Bahçeli'yi, liderimizi takip ettik. Ve liderimiz ne yaptı Sayın Helvacı? Gitti genel merkezde bütün ışıkları açtı. Ve genel merkezde durdu. Tabii ki tankın önüne yatmak, bunlar bir ibaredir. İbareden ibarettir. Ama muhalefette olan liderlerin bir takım sorumlulukları vardı. Bu sorumluluk nedir? Gidip bir belediye başkanının evinde oturmak değildir. Sayın Kılıçdaroğlu havaalanında karşılaşmış olabilir böyle bir darbe girişimiyle. Orada yapması gereken Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Binası'na gidip ışıklarını açıp orada il başkanlarına ulaşıp bizim genel başkanımız Devlet Bey'in yaptığı gibi siz de bu şekilde davranacaksınız ve partiye sahip çıkacaksınız, devlete sahip çıkacaksınız, ülkenize sahip çıkacaksınız ve darbeye karşı duyuracaksınız diye açıklama yapması gerekiyor. Oradan bütün partililerine açıklaması yapıp darbeye karşı durması gerekiyor. Şu anda 15 Temmuz tartışması yok. Öyle bir tartışma yokken kendisi açtı bu akşam, bugünkü grup toplantısında. Evet. Onun için siz de ifade ettiğiniz zannederim. Şimdi CHP'nin gizli gündemine gelince, evet, özellikle bu son Irak ve Suriye tezkereleriyle bu gün yüzüne çıktı. HDP'nin ruh ikizi diye niye diyoruz biz? HDP'nin aldığı kararları peşine takıldı. Niye? Sırf iktidar olabilirim umuduyla. Ama Türk milleti 2023 yılında da 2028 yılında da bu dünya görüşünde oldukları sürece kesinlikle ve kesinlikle buna müsaade etmeyecektir. Etmez, edemez. Çünkü siz Kandil'den çıkacak, sözde üst düzey bir yöneticisi, terörist, bebek katili çıkacak CHP'ye iyi yaptınız diye metiyeler düzecek. Ondan sonra o üçüncü ortakları da, Millet İttifakı dediklerinin bizim Zillet İttifakı olarak adlandırdığımız üçüncü ortakları da, ondan sonra siz gideceksiniz, tezkereye evet diyeceksiniz, çoğu milletvekiliniz oylamaya gelmeyecek. Ondan sonra hatta bir tanesi çıkacak, sözde ekonomiden sorumlu şeyiniz, artık başkan yardımcısını tam olarak da bilmiyorum ama şimdi durumunu ismini de söylerim eğer sorarsanız, çıkacak, ben bu tezkereye hayır vereceğim diyecek. Eğer bunlar da samimiyse, ipin yöneticisi samimiyse, hayır sen ülkemizin hayati önemde etkileyen bir tezkereye hayır diyemezsin. Hayır dersen gerekli disiplin kurallarını işletirim, parti içi disiplin kurallarını işletirim demesi gerekiyordu. Dedi mi? Kesinlikle böyle bir açıklama görmedik. Şimdi biz diyoruz ki, CHP'nin gizli gündemi bellidir. CHP özellikle Mavi Vatan konusunda, ondan sonra Suriye'ye yapılan, Kuzey Suriye'ye terör bölgelerine yapılan harekatlar konusundaki açıklamaları açık ve nettir. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli gündemi tamamen yalan üzerine. Bakın bugün hububatla ilgili söylemleriyle alakalı TMO'dan ilgili sorunları aldım. Doğrudur. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi döneminde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Ama bu sadece bize özgü bir
sıkıntı değildir. Bu sıkıntı bütün dünyada yaşanmaktadır. Tarım ürünlerinde, enerji fiyatlarında ciddi yükselişler meydana gelmektedir. Ama bununla beraber CHP sürekli ülkeyi kaosa sürüklemek için bazı dönemlerde özellikle yalan yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmak isteyen, halkı sokağa dökmek isteyen söylemlerde bulunmaktır. Tabii ki muhalefet etmek, iktidara namzet olmak, bir takım eksiklikleri göstermek, evet, bunlar doğru şeylerdir. Doğru uygulamalardır. Ama yalanla, işte Katarlı öğrencileri efendime söyleyeyim, üniversite sınavından önce, iki gün önce Katarlı öğrencileri sınavsız şeyi alacaklar söylemi. İşte hububat fiyatlarının, enerji fiyatlarının bütün dünyada yani iki tüm katına, bu sizin adlandırdığınız şekilde yalan gündem oluşumundaki başlıkların her birini siz bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşa mı anlatacaksınız? Evet, vatandaşa hem Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde 2023 ve 2023'ten sonraki dönemde de yapacaklarımızı, vatandaş peki için yapacaklarımızı, planlarımızı, programlarımızı anlatacağız. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin vatandaşa yönelik söylemiş olduğu yalanları sahada hepsini anlatacağız. Anlatıyoruz da zaten. Peki, ama şimdi bu sefer milletvekilimiz olmayan illerden başlayarak genel başkanımız özellikle bu faaliyetlerini başlattı. Peki.